Merhaba değerli öğrenciler, TRT EBA TV'den hepinize sevgiler, selamlar. Ben matematik öğretmeniniz Ahmet Yasin Şahin. Bugün sizlerle LGS 2019 matematik sorularını çözeceğiz. En son 16. sorumuzda kalmıştık. 16. sorumuzla beraber soru çözümlerine başlıyoruz. ABCD birer gerçek sayı ve B büyük eşit sıfırdan, D büyük eşit sıfırdan olmak üzere a karekök b çarpı c karekök d eşittir a çarpı c karekök b çarpı d ve a karekök b eşittir karekök a kare çarpı b'dir. İki tane tablomuz verilmiş. Tablo 1 ve tablo 2. Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biri ile birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığının 1 bölü 8 olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi buradaki her bir sayı, buradaki tablo 1'deki her bir sayı, tablo 2'deki her bir sayı ile çarpılacakmış. Toplamda kaç tane ihtimalim olacağını bir bulayım. Kök 12, örneğin burada kök 27 ile, daha sonra kök 3 ile, kök 2 ile ve kök 28 ile çarptığımı düşüneyim. Dolayısıyla buradan 4 ihtimal gelecek. O zaman her birinden 4 ihtimalden bahsediyorsak 4 çarpı 4'ten 16 tane toplam ihtimalim var. Peki benden bu doğal sayı olma ihtimalinin olasılığının 1 bölü 8 olması istenmiş. 1 bölü 8 tüm ihtimalim 16. Bu nasıl olabilir? Paydamızı 8 ve 16 olduğunu gördük. Demek ki 2 ile genişletirsem burayı burası aynı zamanda 2 bölü 16 olmalı bilir. Bu ne demek? Doğal sayı olma olasılığının 16'da 2 olma olasılığından bahsedeceğiz. Peki bakalım acaba çarptığım zaman bu sonuçlar neler olacak? Karekök 12. Biliyorum ki karekök 12, 2 kök 3'e eşit. Karekök 20, 2 karekök 5'e eşit. Kök 9, 3'e eşit oldu. Karekök 27, 3 karekök 3'e eşit. Karekök 3, karekök 3 olarak kaldı. Karekök 2, karekök 2 olarak kaldı. Son olarak karekök 28 de 2 karekök 7 oldu. Çarpalım. Mesela 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarptığımda 2 karekök 3 çarpı 3 karekök 3 çarptığım zaman 6 çarpı kök 9 yani 6 çarpı 3 18. Birinci doğal sayımı buldum. Devam edelim. 2 karekök 3 ile kök 3'ü çarpalım. O zaman 2 karekök 3 çarpı karekök 3 yani 2 çarpı kök 9 dolayısıyla 2 çarpı 3 6 ikinci doğal sayımı da buldum. Benden ne istemişti? Burada A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Zaten 2 tane doğal sayı olma olasılığımız 2/16 idi. Ben burada 2 tane doğal sayıyı buldum. Artık elde edeceğim sayımın doğal sayı olmaması lazım. İhtimallerimizi sayalım. A x karekök 2 yazalım. A çarpı karekök 2. Daha sonra A çarpı 2 karekök 7. Daha sonra A çarpı 3 karekök 3. Son olarak A çarpı kök A çarpı karekök 3. Şimdi zaten bana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye sormuş. Aşağıdaki ifadelere bakalım. Mesela A seçeneğinde karekök 2 verilmiş. Eğer a yerine karekök 2 yazarsam, karekök 2 çarpı karekök 2'den ben 2 elde ederim. Fakat benim doğal sayı bulmamam gerekiyor artık. Dolayısıyla bu olmayacaktır. Karekök 3'ü yazalım. Karekök 3 yazdığımda buraya ya da buraya yazdığımda elde edeceğim sonuçlar yine doğal sayı olacak. Benim artık doğal sayı bulmamam lazım. Dolayısıyla karekök 3 de olmadığı, karekök 5'i buradaki hangi ifadeyle çarparsam çarpayım, sonuçta bir doğal sayı elde edemem. Peki kök 7'yi çarptığımda ne olacak? karekök kök 7 ile 2 karekök kök 7'yi çarparsam 2 çarpı 7'den yine 14'ü elde edeceğim. Demek ki benim karekök kök 5 ile çarptığım zaman bir doğal sayı elde edemediğimi gördüm. O halde doğru cevabım C seçeneği olmalı değerli gençler. Devam edelim. A eşit değildir 0 ve M, N tam sayılar olmak üzere A üssü N çarpı A üssü M eşittir A üssü N artı M ve a üssü m bölü a üssü n eşittir a üssü m eksi n. a üssü n'nin m'inci kuvveti de a üssü n çarpı m'dir. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı kart verilmiştir. Kartlarımız verilmiş burada. Mavi kartlardaki her bir üslü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? İlk önce bunları düzenleyelim. 2 üssü eksi 2'miz var. 2 üssü 3'ümüz var. 2 üssü eksi 1 ve 2 üssü 4. Mavi kartları yazdık. Kırmızı kartlara bakalım. 4 üssü eksi 1. O zaman 2 iki üssü 2'nin eksi 1. kuvveti. Yani buraya 2 üssü eksi 2'yi yazabilirim. Burada 2 iki üssü 2'nin eksi 3. kuvveti. Yani 2 üssü eksi 6. 2 üssü 2'nin ikinci kuvveti 2 üssü 4. Son olarak 4 üssü 0 da yine 2 üssü 0 olarak yazılabilir. Peki bana demişti ki birbirine denk olmayan ifadeler çarpılacak. Çarpacağız. Peki bunu yaparken neye dikkat etmem lazım? Birbirine oranının en çok olması lazım. Şimdi birbirine oranı nasıl en çok olabilir? İki ifadenin. Buraya yazabileceğim en büyük sayıyı yazmalıyım. Daha sonra da payda kısmına da yazabileceğim en küçük sayıyı yazmam lazım ki oranım benim en fazla olsun. Bulalım o halde. Mesela burada 2 üssü 4 ve 2 üssü 4 birbirine denktir. O halde böyle yazamam. Peki şunu yazabilir miyim? Mesela 2 üssü 3 ile 2 üssü 4'ü. Bunları çarpalım. 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 4. 2 üssü 7. Buradaki sayılardan çarpıldığı zaman elde edebileceğim en büyük sayı 2 üssü 3 ile 2 üssü 4'ün çarpımı ile elde edeceğim sayıdır. Devam edelim. Sonrasında da yazabileceğim en büyük sayıyı bulduktan sonra yazabileceğim en küçük sayıyı bulmam lazım. En küçük sayıyı bulabilmek için de buradaki 2 üssü eksi 2 ve 2 üssü eksi 6'yı kullanabilirim. Pekala 2 üssü eksi 2 çarpı 2 üssü eksi 6. Buradan da 2 üssü eksi 8'i buldum. Nasıl bulacaktım? Sonucu en büyük olanı sonucu en küçük olana bölmeliyim. Yani 2 üssü 7 bölü biraz daha düzgün yazalım. 2 üssü 7 bölü 2 üssü eksi 8. Bu da nasıl yazılacaktır? 2 üssü 7 eksi eksi 8 yazılacaktır. Dolayısıyla şuraya devam edelim. 2 üssü 7 artı 8 demek ki 2 üssü 15 sorumuzun cevabı olacaktır. Demek ki B seçeneğimiz doğrudur değerli gençler. 18. sorumuzu okuyalım. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Taban aydıtlarının uzunlukları 10 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok, şekil 1'deki gibi taban köşegenleri boyunca tabanlara dik olacak şekilde kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen iki parça üst üste yapıştırılarak şekil 2'deki dik üçgen dik prizma biçiminde bir tahta blok oluşturuluyor. Devam edelim sorumuza elde edilen dik üçgen dik prizma ile başlangıçta verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamı birbirine eşittir. Buna göre dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğun yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi ben bu yüksekliğimi bilmiyorum. Ben buna x santimetre diyeyim. Dolayısıyla buradaki yüksekliklerimin her biri x santimetre olmalı. Yazdım buradaki x santimetreleri. Sonra demiştik ki bize buradaki ayrıt uzunluklarının toplamları birbirine eşittir. Ve peki yazalım. Mesela soldaki yani şekil 1'de 4 tane eksimiz var. Daha sonra 10 santimetreyi gördük burada. Bakın şurada 10 cm'miz var. 10 santimetre, 10 santimetre, 10 santimetre ve 10 santimetre. O zaman 4 tane de 10 santimetremiz var. Yani 40 artı devam edelim. Bir de Buradaki 24 santimetremizi biliyorsak 24 santimetre, 24 santimetre, 24 santimetre. Bir de arkada şöyle gösterelim. Bir tane daha 24 santimetremiz var. Demek ki 4 tane de 24 santimetremiz var. Bu da ne yapar? 96 yapar. Bunu da yazdık. Şimdi bu ayrıt uzunlukların toplamı eşit olacakmış. Sağdaki yani şekil 2'deki ayrıt uzunluklarının toplamına. Bunlara bakalım. Şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de buraya x santimetre demiştik. O zaman x santimetremiz var. x santimetre, x santimetre, x ve x. Demek ki toplamda 6 tane x'imiz var. Artı. Şimdi buranın 10 santimetre olduğunu biliyorum. O zaman 10 santimetre burası, 10 santimetre de burası. Demek ki 6x'in yanına bir de 20'yi yazdık. 10 çarpı 2'den. Sonra Şuradaki kenarımız var. Burada 24 olarak verilmiş. Demek ki şuradaki uzunluğum da 24 santimetre. Yukarıda şöyle 24 santimetre de aşağıda olmalı. Demek ki 24 çarpı 2'den 48 santimetremiz de bir var. Başka. Şimdi değerli gençler bakın benim şu kenarı uzunluğunu da bulmam lazım. Neresi? Şurası. Şöyle maviyle gösterelim. Peki bu kenar uzunluğunu nasıl bulacağız? Aynı şekilde aşağıda da bir tane daha var. Bunu yapabilmek için Pisagor bağıntısını kullanmamız lazım. Pisagor bağıntısını hatırlayalım. Şimdi buradaki üçgen dik kenarlarından bir tanesi 10 santimetreymiş. Bir diğeri 24 santimetreymiş. Ben şuradaki uzunluğu bulayım. Bunu da mesela y diyelim. Nasıl yapıyorduk? Onun karesi artı 24'ün karesi eşit olmalı. Diyelim ki y'nin karesine. Y'den kastımız burası. 100 artı 576 eşit olmalı y'nin karesine toplarsak 676 eşit olmalı y'nin karesine. Şimdi her iki tarafın karekökünü alalım. Karekökünü aldığımız zaman y eşit olacak neye? 26'ya. Yani burası y'den kastımız neymiş? 26 santimetreymiş. Şimdi 26 santimetre olduğuna göre burada iki tane daha 26 santimetremiz var. 26 santimetre çarpı 2. Demek ki buradan da 52 santimetreyi bulduk. Şimdi soruyu tekrar hatırlayalım. Şekil 1'deki ayrı uzunluklarının toplamı ki burada ifade ettik. Eşit olacaktı şekil 2'deki ayrıt uzunluklarının toplamına. Burada gösterdik. Bunlar birbirlerine eşit. O zaman denklem çözümü yapmalıyız. Peki 4x artı 136 eşit olmalı. 6x artı 120'ye. Peki buradan 4x çıkartalım. Daha doğrusu eksi 4x ekleyelim. Buraya da eksi 4x ekleyelim. Eklediğimiz zaman 136 eşit olacak. 2x artı 120'ye. Şimdi eşitliğin sağından eksi 120, solundan da eksi 120'yi ekleyelim. O halde 2x eşit olacak. 16'ya Demek ki eşitin her iki tarafını da ikiye bölersek buradan x'i 8 cm olarak bulacağız. Bize tahta bloğun yüksekliği ne kadardır diye sorulmuştu. Buna da biz x cm demiştik. O halde doğru cevabımız A seçeneği değerli gençler. Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Burada sıfırdan dokuza kadar olan sayıların tanımlanmış hali verilmiş. Bu rakamlar kullanılarak aşağıdaki gibi dört haneli bir şifre oluşturulacaktır. Bu dikdörtgenlerden birinci ile ikinci ve üçüncü ile dördüncü dikdörtgen aşağıdaki gibi uzun kenarları boyunca çakıştırıldıklarında bu dikdörtgenlerin belirttiği braille rakamları çakışma kenarlarına göre birbirinin yansıması olacaktır. Sorumuza devam edelim. Yandaki gibi oluşturulacak bu şifrede birinci ve ikinci dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı tam kare, üçüncü ve dördüncü dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı ise asal sayı olacaktır. Buna göre birinci ve üçüncü haneye gelmesi gereken Braille rakamları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci ve ikinciye gelmesi gereken sayıların tam kare olması istenmiş. Peki tam kare sayılarımızı bulalım. Mesela İki basamaklı olması lazım. Diyelim ki 16 bir tam karedir. Fakat 1 ile 6, şuradaki şekillere bakınız. 1 ile 6 birbirinin yansıması değil. O halde ben 16'yı alamam. Başka neyi var? 25 var. 25'e bakalım. 25'te de buradaki sayılar birbirinin yansıması değil. Daha sonra 36 var. 36'ya bakalım. 36'da yansıması değil. Daha sonra 49 var. 49'a bakalım. 49 yansıması olmadığı devam edelim. 64 64. Evet bakın 64 sayısında eğer bunu şöyle yazarsak 64'ü bu şekilde yazarsak bu 6'nın gösterimi, şu da 4'ün gösterimi. Evet 64 buradaki yansıması olarak yazılabilir. Demek ki birinci rakamı buldum. Birinci de 6 yazması lazım. Devam edelim. İkincisinde de iki basamaklı sayı asal olması isteniyor. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Burada 64'ü, burada 6 var, burada 6 var. Demek ki diğerlerinde olmadığı için bir kere A seçeneğimle D seçeneğimi eledim. Baktığımda mesela B seçeneğinde burada iki noktaya bakalım. Burada 5 verilmiş. 5. Bakalım olacak mı? 5'i verdiğim zaman daha sonra 5'in yanına bunun yansıması olan 9. Evet. Peki 59 bir asal sayı mı? Evet 59 bir asal sayı. O halde bu ifadem doğru. C'ye de bakalım. C'de de buradaki işleme bakalım. Şu sayımız burada gösterimi 4'e eşit. Peki eğer burada 4 yazsaydı silelim burayı. Eğer burada 4 yazsaydı bunun yansıması olacak sayı 6 idi. Fakat 46 bir asal sayı olmayacaktı. Demek ki neymiş? Burada şöyle yazalım. Burada 59 yazması gerekiyormuş. Demek ki C seçeneği de değil. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalı değerli gençler. 20. sorumuza bakalım. Burada A marka kedi maması 30 lira olduğu söylenmiş. B marka kedi mamasında 50 lira olduğu söylenmiş şekilde. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile de paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre, sayıları eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? Şimdi bu hayvan barınağına verilen paketlerin sayısı birbirine eşitmiş. Ben diyeyim ki hayvan barınağına ee, diyelim ki x ser paket versin. Yani x tane paket ee, A için X tane paket de B için versin. Dedim ki burada X tane paket olduğu burada da X tane paket olduğu. Tamam. Sonrasında bana 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırdığı söylenmiş markaları aynı olan. Şimdi düşünelim ben acaba B markadan mı 6 tane ayırdım yoksa A markadan mı 6 tane ayırdım. Şimdi parasının yarısını bunu kullandığına göre... Biri 30 liralık paketler, diğeri 50 liralık paketler. E, 30 liralık paket olanlar daha fazla sayıda olacaktır. Demek ki bu 6 tane evine ayırdığı A markadan olmalı. O zaman şöyle düşünebiliriz. Dedim ki, 30 çarpı her bir paket 30 liraymış, x artı 6 tane, bu nedir? Parasının yarısına eşittir. Aynı şekilde parasının yarısını şöyle de bulabiliriz. Bu B marka kedi maması 50 liraydı. Demek ki 50 çarpı x'e. Bu da parasının diğer yarısına eşit. Devam edelim. Hemen 30x artı 180 eşit olacak 50x'e. Sonra eşitliğin her iki tarafına eksi 30x ekleyelim. Eksi 30x eklediğimiz zaman buradan 180 eşit olacak 20x'e. Son olarak eşitliğin her iki tarafını 20'ye bölelim. 20'ye böldüğümüz zaman buradan şuraya yazalım artık. X'i 9 bulduk. Nedir X? Hayvan barınağına verilen paket sayısı. Demek ki X'imiz 9. Yani mesela B marka için harcanılan para 50 çarpı X'ti. Yani 50 çarpı 9. 450 lira bunun için harcandı parasının yarısını B marka kedi maması için harcadığına göre yarısında A marka kedi maması için harcamalı. 450 de burası. İsterseniz sağlamasını yapabiliriz. 9 eklediğim zaman 9 artı 6 15 30'a çarparsam yine 450 olacaktır. Son olarak bana Zeynep'in mamalar için toplam kaç lira harcadığı söylenmiş. 450 TL artı 450 TL'den cevabım 900 TL yapmalı. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği değerli gençler. Evet, sizlerle 2019 LGS matematik sorularını çözdük. Hepinize sınavınızda başarılar diliyoruz.